Şimdi Cenab-ı Hak kendisini bediye olarak tarif ettikten sonra bize dedi ki اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدْ Onun nasıl çocuğu olur? Her şeyi yaratan diyorum sana, sen çocuğundan bahsediyorsun. Şey kelimesi ne demek? Joker bir kelime. İçine alıyor. Duvardaki askıyı, buradaki dolabı, şuradaki klimayı, seni, beni, dağları, her şey Resulullah'ı, gökteki galaksileri, her şey. E şimdi Cenab-ı Hakk'a bir oğul bunların arasından bulacak olsak illaki yaratılmış bulacağız. Zatından gayri olan her şey mahluk ise, çünkü onu, o onların yaratıcısı, ilk her şeyi var eden kudret. E şimdi biz yarattığı bir şeyi ona oğul mu olarak yamayacağız? Bu nasıl bir cünun? Nasıl bir delirmişlik? O yüzden Cenab-ı Hak dedi ki enne yekunu lahu veled. Nasıl çocuğu olur? Her şeyin yaratıcısı o. Bir kimsenin çocuğu, ki biz bunu yamarken Cenab-ı Hakk'a bizde bilinen haliyle yamıyoruz demektir. Biz oğlu nasıl biliyoruz? Adamın sülbünden, yani adam gibi bir varlık. Aynı cinsten, aynı türden. Büyüyünce onun gibi oluyor, babası gibi oluyor. Şimdi sen Cenab-ı Hakk'a oyu oğul yamadığın zaman, yani o da ilah oluyor. O gruptan oluyor. Büyüyünce, çocuk olduğuna göre bir gün gelecek, büyüyecek bu. Büyüyünce o da babası gibi olacak. Küçükken bile o da aynı sınıftan birisi. E bunu nereden bulacaksın? Cenab-ı Hak doğurgan değil ki ondan doğru çıkarasın. E doğumunu bile biz biliyoruz ki Allah Azze ve Celle bizce maruf, bizce tanıdık, bizce bilinen haliyle eşler üzerinden var etti. Bir defa bunun bir çocuğu olacaksa bunun kendisi gibi bir dişisi olacak demek ki. Cenab-ı Hak dedi ki وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَ Böyle bir şey de yok. Onun bir dişi arkadaşı da yok. وَلَمْ تَكُنْ Böyle bir şey de olmadı. Buna dair bir iddianız varsa bunu neyle delillendiriyorsunuz? Allah'ın bir eşi vardı. E eşi varsa dayısının oğlu da vardır. Teyzesinin, çünkü bu alacak başına gidecek. Bir şekilde bu zürriyete dönüşecek. Ettin mi sen de orayı bir zürriyet, bizim gibi bir kalabalığa çevirdin mi? E kim yönetiyor bu evreni? Kim var etti her şeyi? Bu kalabalık mı yönetiyor? Bırak kalabalığı, iki kişinin yönettiği yerde bu nizam, bu intizam olmaz. Allah Azze ve Celle dedi ki لَوْ كَانَ ف۪يهِمَا آلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَفَسَدْرَتَا Bu göklerde ve yerde Allah'tan gayrı bir ilah olsaydı fesat olurdu. Söz tek yerden çıkmaz. Yönetim tek yerden yürütülmez. Tek merkezden bu işler idare edilmeseydi gökler ve yer düzen alır mıydı? Bildiğim bir fabrika bile yürümüyor öyle tek elden olmazsa. Bildiğim bir bakkal dükkanı bile yürümez. Çöplükte bile iki tane horoz olmaz. Biri böyle der, öteki öyle der. Orada fesat olur. E şimdi sen zürriyet tasavvur ediyorsun. Oğlu var, oğlu varsa karısı var. Karısı varsa karı bir, o da bir yerden doğdu çıktı geldi. E Allah Azze ve Celle ne burada? Cenab-ı Hak böyle bir cünuna, bu o kadar büyük bir saçmalık ki tekadu semavatu yatafattarna min fevkihinne gökler yukarılara üzerlerine yıkılmak istiyor. Ve tenşakkul ardu yer yarım yarım yarılmak istiyor. Niye enda'u lirrahmani velada? Allah'a oğul ihtas ettiler diye. Diyeceksiniz ki yukarıdaki konumuz oğul mu oğul değildi, cinlerin ortak koşulmasıydı. Cenab-ı Hak bunların hepsi aynı şey diyor. O cinler ortak koşuyor. Öteki oğul ihtas ediyor. Belki melekleri kız diye söylüyor. Burada önemli olan Allah Azze ve Celle hükmünde yegane otoriter mi? Çağırınca onu çağırıyor. İcabet edenin ancak o olduğunu biliyor. Meşiyeti ancak ona diliyorsan, yani inşaallah diye biliyorsan, o zaman sen bunların hepsinden uzaksın demektir.
Ama inşallah sana yetmiyorsa, Allah dilerse, o Allah Allah dileyecek de bizim işimizde. Ne yapalım? Önce şu yatıra gidelim, sonra şu katıra gidelim, sonra şu sırığa gidelim, sonra tezverene gidelim, sonra şu ciciliğe gidelim. Allah'tan öyle kendi başına iste iste dur. Çok olur işin. Sahipsiz adam. İşte bu bahsettiğimiz şey. Bunu hangi şablonla oturtuyorsan, cinlerle oturt, meleklerle oturt, oğul diye ihdas etirsin lan Hristiyanlardaki gibi. Hepsi aynı batıl. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah al-azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin.